Arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 3 renkten oluşan güzel bir model çalışması yapacağız. Modelimizi daha fazla renklerle örebileceğimiz gibi iki renkle de örerek devam edebilirsiniz. Ben modelimizi örmek için bebe yünü kullandım. Dilediğiniz iplerle, dilediğiniz örgülerde modelimizi çalışabilirsiniz. Çok güzel battaneler olacağı gibi şallarda çok güzel olacaktır. Gerek şezlik şallar, gerekse günlük kullanımdaki şallar için çok ideal bir çalışma olacaktır. Evet. Kolay gelsin diyerek hemen modelimizi kurmaya başlayalım kolay gelsin. Modelimizi çalışmak için bebe iplerimi kullanıyorum ve 3 numara tığımı kullanıyorum. Hemen yeteri kadar zincir çektim. Modelimizde 9 ve katlarını kullanıyoruz. Yeteri kadar zincirimizi çektikten sonra hemen kurmaya başlayalım. Bir zincir geriye geliyorum. Bir tane sık iğne. İkinci sık iğnemi örüyorum. 3 sırası ile bakınız ve dördüncü sık iğnemi örüyorum beşinci sık iğnemi üç defa batıyorum bir iki ve üç diğer zincirlerimin üzerine sırası ile sekiz tane sık iğne örüyorum iki üç dört beş 6 7 ve 8 9. zincirimin üzerine 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 aynı yere 2 aynı yere 3 tekrar 8 tane sık iğnemi örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. zincirime 3 tane sık iğne örüyorum. 1 2 ve 3. Tekrar 8 tane sık iğne, 9. 3 tane sık iğne şeklinde örerek ilerleyelim. 3 ve 4 bir tane zincir çekiyorum örgümün arkasına çeviriyorum örgümün arkasında dıştan dış kanattan bakın sadece tek kanadını alarak örüyorum şöyle görmüş olduğumuz gibi şöyle dış kanat herhangi bir işlem yapmadan bütün sık iğnelerimi yine sık iğne olarak örüyorum ama dış kanadından alarak 5. 3 defa örmüştük. Bakınız her birini Aynı şekilde sık iğne olarak örüyorum. Dışarıdan alıyorum kanadını. Başa kadar bu şekilde örerek ilerleyelim. Şöyle bir kat olmakta bakınız. Bir basamağımızı oluşturmaktayız. Arkadan şu şekilde görülmekte. Şöyle görelim. Sıranın sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim. Sıramın sonuna kadar sık iğnelerimi tek katından örerek geldim. Sıramın sonuna kadar sık iğnelerimi örerek geldim. Tek katından alarak en son ilmeğimi de ördüm. Bir tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Yine katlarından tek alarak örmeye devam ediyorum. Birinci bakın zincirimden sonra hemen yanındaki sık iğneye geçiyorum. Bir tane kaydırma yöntemiyle ilmeğimi azaltıyorum. Sonrasında yeniden saymaya başlıyorum. 1 2 3 4 4 tane sık iğnemi ördüm yine tek katından örüyorum 5. sık iğnemi 3 defa örüyorum 1 2 3 tekrar 4 tane sık iğne örmeye başlıyorum 1 2 3 4 4 ördüğümüz sık iğnelerin her birine bir sık iğne üzerine batıyoruz 5. bakınız 3 tane sık iğnemi örmüştüm 4 sağında 4 tane de solunda ördüm Evet buradaki grubumuzu tamamladıktan sonra yeniden örmeye başlıyorum bir tane sık iğnemi atlıyorum iki tane sık iğnemi atlıyorum üçüncü sık iğnemin içerisine girerek bir tekrar bakınız arka arkaya dört tane sık iğne örüyorum iki üç ve dört beşinci sık iğnemin içerisine üç tane sık iğne örüyorum bir aynı yere iki aynı yere 3. 5.ye 3 tane sık iğne ördükten sonra yeniden her bir sık iğne üzerine birer tane sık iğne örerek 4 taneye tamamlıyorum. 2 3 ve 4. Bakın şöyle sivri bir şekilde oluşturduktan sonra yeniden bir atlıyorum, iki atlıyorum, üçüncü sık iğnemin üzerine gelerek batıyorum. 4 tane ard ardına sık iğnem örüyorum. 2 3 ve 4 sık sağımızı oluşturuyoruz bakınız 4 sık iğnemi ördükten sonra 5. 3 defa sık iğne batarak örüyorum 1 2 3 tekrar 4 tane sık iğneyi her birisine farklı yerlere batarak 3 ve 4 sık iğnemi örüyorum tekrar bir grubumu daha yeniden oluşturuyorum ve sayıyorum 1 2 3. batıyorum 1 2 3 4 5. 3 defa batıyorum. 1 2 3 Şöyle zikzak görüntümüzü oluşturduk. Bakınız bir tarafta eksilirken bir tarafta aynı yere 3 defa batarak e, yükselttik. Evet şimdi kalan sık iğnelerimi örüyorum. 1 2 3. Son olarak kenardaki sık iğnemin üzerine batıyorum ve dördüncüyü de örüyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Örgümün arkasını çeviriyorum. Ve biraz önceki bir alt sıradaki bakınız. Şimdi gördüğümüz sıranın altında yapmış olduğumuz gibi bütün sık iğnelerimizi yine dış kanadından alarak örüyoruz. Hemen dibine batıyorum dış kanattan. Artma ve eksilme yapmıyoruz burada. Birebir bütün sık iğnelerimizi dış taraftan alarak örelim. Evet sonra kadar ilerleyelim. Sıramızın başına kadar örerek geldim. Birebir hepsinin üzerine birer tane sık iğnemizi ördük. Bu şekilde zikzaklı bir görüntümüz oldu. Evet örgümüzün yönünü çevirdikten sonra birer birer ilmeklerimizi kaydırıyoruz. Yine sadece bir tek katından alıyorum. 1, 2, 3 4 4 defa ilmeğimizi kaydırdık hemen zincirimi çekiyorum 1 2 3 4 5 5 zincirimi çektikten sonra 1 2 3 defa tığımın başında doluyorum yine dıştan ikişer ikişer örüyorum 1 2 3 ve 4 2 3 defa tığımın başında doluyorum yanındaki sık iğnemin üzerine batıyorum 1 2 3 ve 4 3 tane birer birer bakınız e, trabzanlarımız oldu. E yuvanın içerisine tam 3 tane tırabzanımı örüyorum. Başına 3 defa doluyorum. Aynı yuvanın içerisine 3 tane trabzanımı yerleştiriyorum. 2 3 4. 1 2 3 aynı yere ikinci kez yapıyorum. 1 2 3 ve 4. 1 2 3 aynı yere batıyorum. 1 2 3 ve 4 ikişer ikişer alıyorum bir yuvanın içerisine 3 tane trabzanımı örüyorum şimdi 3 tane de soluna tıpkı e, şurada yapmış olduğumuz gibi birer birer sık iğnelerin üzerine 3 tane trabzanımı örüyorum atıyorum 1 2 3 ve 4 1 2 3 defa başını doluyorum 4 defa da çekiyorum 1 2 3 ve 4 bir sonraki 1 3 defa dolamamız gerekiyor. 1, 2, 3 ve 4. Şöyle baktığımız zaman burada 9 tane trabzanımız oluyor. 3 tane her birisi farklı sık iğne üzerine batırmış trabzan bir trabzanın içerisine 3 tane trabzan tekrar sol tarafta her birisi farklı sık iğnelerin içerisinde 3 tane trabzanımızı örüyoruz toplamda 9 tane trabzanımızı örmüş olduk birinci grubu trabzanlarımızı tamamladıktan sonra ikinci grubumuz için örmeye başlıyorum yeniden 3 defa tığımın başını doluyorum ve saymaya başlıyorum 1 2 3 4 5'incinin içerisine gelerek batıyorum ve ikişer ikişer örmeye başlıyorum 2 3 ve 4 3 defa tığımın başını doluyorum 1 2 3 4 3 defa tığımın başını doluyorum hemen yanındakini her birini farklı yere batarak 3 tane trabzanımızı ördüm şimdi sıradaki trabzanımızın sık iğnemizin üzerine aynı yere 3 tane trabzanı örüyoruz biraz önceki grubumuzda yapmış olduğumuz işlemimizi tekrar ediyorum birincisini ördüm ikincisini aynı yere batıyorum ikişer ikişer çekiyorum ve dört defa da kapatıyorum üç defa doladım 1 2 3 ve 4 tekrar yanında 1 2 3 her birine birer tane batarak ilerliyorum 2 3 defa başını doluyorum 3 defa başını doladım yanındakine batıyorum 3 defa yanındakine batıyorum toplamda 9 tane trabzanımızı bu şekilde ördük ikinci grup trabzanlarımızı da oluşturduk 3 tane sağ tarafta bir tane sık iğnenin üzerine üç tane ve üç tane de sol tarafta trabzanlarımız ördük ikinci grubumuz bu şekilde yerleştirdik aynı şekilde üç defa başını doluyorum ve saymaya başlıyorum 1 2 3 4 beşinciye batıyorum biraz önceki yapmış olduğumuz işlemlerin birebir aynını tekrar ederek örmeye devam edelim Sıramızın sonuna kadar modelimizi örerek e, geldim. Bakın şu şekilde gayet güzel bir şekilde 9 tane trabzanlarımızı yerleştirdik. Şimdi diğer rengimize geçmek istiyorum. Diğer rengimize şu şekilde geçişimizi yapalım. ve de ipimizi buradan koparalım. Ara mesafesi fazla olduğu için ipimizi uzatmamıza gerek yok. Her bir bölümde ayrı ayrı devam etsin. Şu şekilde bakınız en son rengimizi ikinci rengimizde trabzanımızı kapatıyorum bir tane zincirimi çekiyorum ve buradan diğer rengimizi hemen keselim ve buradan düğümümüzü atalım modelimizi başlangıç sırasında ördüğümüz şekliyle örmeye devam edelim bir tane zincirimi çekmiştim hemen dibine batıyorum bir tane sık iğnemi örüyorum yine dış kanattan alıyoruz 3 4 tane sık iğnemi ördüm 5. 3 defa örüyorum 1 2 ve 3 tekrar 8 tane sık iğnemi örüyorum 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 9 oyuncu 3 defa örüyorum 1 2 ve 3 tekrar 8 tane her bir trabzanımın üzerine 2 3 birer tane yapıyoruz 4 5 6 7 8 9. 3 defa 1 2 3 bu şekilde sıramızı tamamlayalım sıra sonuna kadar örerek geldim en son 4 tane sık iğnemi ördüm bir tane zincirimi bu yönde çekiyorum arkasını çeviriyorum hemen dibinde bakınız dış kanattan alarak Herhangi bir artma ya da eksilme işlemi yapmadan birebir bütün sık iğnelerimin üzerine yine dış kanattan sık iğne yaparak örüyorum. Sona kadar ilerleyelim. Sık iğnelerimizi örerek geldim ve sıranın başındayım tekrar. Bir tane zincirimi çekiyorum ve örgümü çeviriyorum. Hemen bir tane ilmeğimi şöyle içeriye alıp kaydırıyorum. 1 2 3 4 tane sık iğnemi örüyorum. 5.ye 3 defa batıyorum. 1 2 3 sık iğne 5.yi örüyoruz. Yine aynı işlemimizi yapmaktayız. 1 2 3 4 tane yan yana sık iğnelerimizi yeniden ördüm. 1 atlıyorum, 2, 3'üncüye batıyorum. 2 atlayıp bakınız 3. sık iğnemin içerisine batıyorum. Tekrar yan yana örmeye başlıyorum. 2 3 4. Yan yana 4 sık iğnemizden sonra 5. sık iğnemizi 3 defa aynı yere batıyorum. 2 ve 3. Tekrar 4 tane yan yana sık iğnemi örüyorum. 1 2 3 ve 4 bir atlıyorum iki atlıyorum üçüncüye tekrar bir iki üç dört tane sık iğnemi örüyorum beşinciye üç defa batıyorum iki üç dört tane sık iğnemi yan yana devam ediyorum bir iki üç dört Aynı yere ördüğümüz zaman şu sivri tepeleri oluşturuyoruz ve artışımızı yapıyoruz. İki tane sık iğneyi artır, azaltıyorum. Bakınız atladığım zaman azaltma işlemini yapıyorum. İkiyi atladım, üçüncüye batıyorum ve devam ediyorum. Bir, iki, üç ve dört. Beşinciye üç defa batıyorum. Bir, iki ve üç. Geri kalan sık iğnelerimi bir, iki, üç bir tane başlarken eksiltmiştim dördüncü son olarak sondakine batıyorum Evet bir zincirimizi çektikten sonra yeniden bütün sık iğnelerimizin üzerine artma ve eksilme yapmadan dış kanattan alarak ilerliyoruz hemen dibine bir tane batıyorum ve devam ediyorum birer birer tamamının üzerine bir tane sık iğnemizi örüyorum ve sıranın sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum sıramızın sonuna kadar örerek geldim sıramızın sonuna kadar örerek geldim şimdi örgümün arka yönünü çeviriyorum ilmeklerimi kaydırıyorum ve trabzanlarımı örmeye başlıyorum yine hemen içten ilmeğimi kaydırıyorum 1 2 3 ve 4 sık iğnemin üzerine kaydırdım 1 2 3 4 5 tane zincirimi çekiyorum 1 2 3 defa başını doluyorum. Hemen yanındaki sık iğnemin üzerine 1, 2, 3, 4. Tekrar 3 defa sarıyorum. 3 tane trabzanımın her biri farklı sık iğne üzerinde örüyorum. Tekrar 3 defa tığımın başını doluyorum. Sıradaki sık iğnemin içerisine 3 tane trabzanım örüyorum. Birinciyi ördüm. İkinciyi aynı yere batıyorum. Üçüncüyü aynı yere batarak örüyorum. Toplamda 3 tane trabzanımı aynı yerin içerisine ördüm. Hemen sol tarafına her biri farklı sık iğne içerisine trabzanlarımı örmeye başlıyorum. Birinciyi ördüm. İkinciyi örüyorum. Ve üçüncüyü örüyorum. Dört bakınız. Üç tane sağ tarafta her bir sık iğnenin üzerinde farklı farklı bir sık iğnenin üzerine 3 tane sol tarafta da yine her biri farklı yerde 3 tane trabzan toplamda 9 tane trabzanımı ördüm ve yeniden saymaya başlıyorum ama öncesinde 3 defa tığımın başında doluyorum. 1 2 3 4 5. ye batıyorum ikişer ikişer alıyorum birinciyi ördüm ikinciyi örüyorum 3 defa doladım 3 tane farklı sık iğnenin üzerine trabzanlarımı ördüm. 1, 2, 3 sıradaki sık iğnemin üzerine 3 tane trabzanım örüyorum. Aynı yere ikinci kez giriyorum. Aynı yere üçüncü kez giriyorum. Ve toplamda bu 6 trabzanımı ördüm. Şimdi her biri farklı sık iğnelerin içerisine 3 tane trabzanım örüyorum. Birinciyi ördüm. bu 8. oldu ve şimdi dokuzuncu trabzanımı da ördüm tığımın başını 3 defa sarıyorum 1 2 3 4 beşinciye tekrar batıyorum ve aynı şekilde trabzanlarımı örerek devam ediyorum trabzanlarımızı örerek sıramızın başına kadar geldim bakınız en son kapanışı yapmıyorum Diğer rengime geçmek istiyorum. Beyazımızla kapatalım ya da hangi renk kullanıyorsak üçüncü rengimle devam ediyorum. Dilerseniz iki renkli de örebilirsiniz. Yeniden griyimize de geçebiliriz. Bir tane zincirimi çekiyorum. Buradan pembemi götürmüyorum artık. İpimizi keselim ve hemen düğümümüzü atarak örmeye devam edelim. Biraz önceki yapmış olduğumuz işlemlerin birebir aynısını örerek ilerleyelim. Zincirimizi çekmiştim. Dibine batıyorum. 1 2 3 4 Yeniden bakınız aynı şekilde modelimi kuruyorum. 5. 3 defa batıyorum. 1 2 ve 3 8 tane sık iğnemi her bir trabzan üzerine birer birer batarak örüyorum. 3 4 5 6 7 ve 8. 9.oya 3 defa batıyorum. 1 2 3. Gri'de ve pembede yaptığımız işlemleri birebir tekrar ederek bazıımızı da örelim. Evet sevgili arkadaşlar, 3 renk üzerine çalıştığımız modelimizi bu şekilde tamamladık. Her renk grubunda aynı işlemleri tekrar ederek istediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam ediyoruz. Evet, bir çalışmamızın daha bu şekilde sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın, görüşmek üzere.